Anahtar çamur değil bence. Sayın bakanım, çamur değil, sen beton kurdu. Eşhedü en la... Cumhuriyetimizin ilk yıllarında üzerine titreyen bu kıymetli ulaşım modu maalesef yıllarca ihmal edildi. Ancak AK Parti hükümetleri olarak bizler, siz demiryolcu kardeşlerimle el birliğiyle 20 yılda demiryollarımızı adeta şaha kaldırdık. Demiryollarının küresel ve bölgesel açıdan öneminin farkındaydık. Ve ihmal edilen, neredeyse unutulan bu stratejik ulaşım modunu omuz omuza vererek yükselttik. 2003'ten bugüne ülkemizin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 337 milyar 240 milyon liralık yatırım yaptık. Bu kapsamda demir yollarımıza 272 milyar lira tahsis ederek önemli bir pay sağladık. Son 20 yılda 1432 kilometrelik hızlı tren hattı yaparken konvansiyonel hat uzunluğumuzu da 11.590 kilometreye çıkardık. Toplam demir yolu ağımızı 13.022 kilometreye çıkardık. Demir yolu ağımızı 2035'te 23.627'ye, 2053'te de 28.590 kilometreye çıkarmayı hedefledik. 2053 hedeflerimiz doğrultusunda demir yollarındaki yolcu taşıma payını %1'den %6.2'ye, yük taşıma payını da %4'ten %22'ye yükselteceğiz. Emniyetli, hızlı, verimli ve daha etkin bir demir yolu ağına sahip olacağız. Çevresel hassasiyetimizi demir yollarında da sürdürüyoruz. Buradaki ihtiyacın %35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız. Değerli arkadaşlar, pandemi süreciyle birlikte hem lojistik ihtiyaçlarının sürekliliği hem de demir yollarının etkinliği ve önemi küresel ve ulusal ölçekte kendisini bir kez daha göstermiştir. Biz de 2020 yılında 36 milyon ton olan yük taşımasını %10 artırarak 38.2 milyon tona çıkardık. Serbestleşme ile birlikte 2021'de demir yolu yük taşımacılığının da özel sektörün payı da %13'e ulaştı. Bu yolla yaptığımız uluslararası taşımacılığımızda da 2021'de %24 oranına ulaştık. Taşımacılığımızın cam damarı olan lojistik merkezlerimizin sayısını 12'ye, kapasitesini de 13.6 milyon tona çıkardık. Bizler kendimizi, milletimize hizmet etmeye, geleceğimiz gençlerimize daha refah bir Türkiye bırakmaya adadık. Atalarımızın dediği gibi, ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Hamdolsun, milletimiz çalışanla hizmet götüreni, huzur götüreni, boş konuşanla gayet iyi ayırt etmektedir. Değerli arkadaşlar, bugün incelemede bulunduğumuz T15 tünelimiz toplamda 393 kilometreyi bulan Ankara-Yozgat-Sivas yüksek hızlı tren hattının önemli bir bölümü. Yüksek hızlı tren hattımız saatte 250 kilometre hıza uygun yüksek hızlı hat özelliğine sahip olacak. Hattımızda Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağ Madeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 tane istasyon bulunmakta. Hat boyunca toplam uzunluğu 66 kilometreyi aşan tam 49 tünel bulunmakta. Yine hattımız üzerinde tam 27 kilometre uzunluğunda 49 adet viyadük yer almakta. Ankara-Sivas Demiryolu projemiz Kayaş-Kırıkkale arasındaki altyapı çalışmaları kapsamında
54. ile 58. kilometre arasında yer alan T15 tünelimizle birlikte bu kesimdeki üst yapı çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. T15 tünelimizin toplam uzunluğu 4593 metredir. Değerli kardeşlerim, başkaları ne düşünür bilmeyiz ama biz çocuklarımızı, gelecek nesillerimizi düşünüyoruz. Gelecek Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme sistemlerini şimdiden planlıyoruz. Bunlar ayakları yere basan, ülkemizin geleceğine ufuk çizen, devlet aklıyla ve istişareyle hazırlanmış planlardır. Bizim günübirlik polemiklerle geçirecek hiç vaktimiz yok. Aklımızı, gücümüzü, kaynaklarımızı ve emeğimizi ülkemizin imarı için seferber ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin geleceğini inşa etmek için hep birlikte çalışıyoruz. Bu duygularla sizleri tekrar selamlıyorum. Yüklenicisinden planlayıcısına, mühendisinden işçi kardeşlerimize, tedarikçilerimizden, merkezi ve yerel yöneticilerimize huzurlarında bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ramazan bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum. Sağlık, mutluluk ve hayırlar vesile olmasını niyaz ederim. Sağ olun, var olun. Allah kolaylıklar versin. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Evet.